Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam oynanan Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Uzay abi hoş geldin. Hoş bulduk Nergis. Selam, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Evet işte iyi olabildikçe oluyoruz. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Yani bu aralar çok iyi gitmiyor. Yani kafalar hep belli bir yere artık odaklanmış vaziyette. Evet. Saha içerisindeki oyundan çok artık başka şeyler düşünmek gerekiyor. O yüzden biraz zihinler daha farklı şekilde yoruluyor. Evet. Kafamızda yavaş yavaş hashtagler açılmaya başlanıyor. Evet. Şimdi tabii sorularım var ama tabii ki bir karşılaşmanın değerlendirmesini rica edeyim. Senden nasıl buldun Fenerbahçe'yi dün akşam? Şimdi önce aslında Gaziantep'ten başlamak lazım. Sumudika. Yani hem Gaziantep hem Sumudika çok irrasyonel bir adam. Bir takım. Yani herkese çok rahatlıkla ters gelebilecek özelliklere sahip. İşte sezona Galatasaray maçıyla başladılar. İşte beşli defans kurgusuyla başladılar. Şimdi mesela işte üçlü savunma oynatıyorlar. Sıkıştıkları zaman işte o yine savunmayı beşli hale getirebiliyorlar. İlk hafta Galatasaray'a karşı yani sezonun ilk elinden hani kimsenin hani günahı olmazmış kaybetti ama sırasıyla eğer yanılmıyorsam Beşiktaş'ı yendi. Başakşehir'i geçen hafta yendi. Aslında hani Başakşehir Fenerbahçe için her zaman çok iyi bir prova şeyi. Çünkü bir hafta öncesinde Fenerbahçe'nin bütün rakipleriyle Başakşehir oynuyor. Orada görmesi, değerlendirmesi gerçekten çok önemli. Yani Gaziantep herkese ters gelebilecek bir takım. Fenerbahçe de öyle bir yerden geçiyor ki ya Fenerbahçe'ye şu an herkes ters gelebilir. Yani ligin en altından en üstüne varıncaya kadar. Çünkü artık kırılgan bir yapıya dönüştü Fenerbahçe. Tabii ki biz de haftalardır Fenerbahçe'nin başka sorunlarına odaklanıyoruz ve işte geçen hafta da konuştuk. İşte Fenerbahçe bir koridora giriyor. Dar bir tünelin içerisine giriyor. Yani buradan nasıl çıkacağı ile ilgili Fenerbahçe'nin bize sinyaller vermesi gerekiyordu. Dün başlama vuruşu yapıldı. Oyunda izlemeye başladık. Fenerbahçe geçen haftaki Malatya görüntüsüne benzer bir şeyle çıktı karşımıza. Yani şimdi insan bununla karşılaştığında ve daha hemen maçın başında bir Fenerbahçe çok da basit bir gol. Yani savunma yerleşimi ve işte yediği gol sonrasında yenik duruma düştüğü andan itibaren yani ne yaparsanız yapın. Yani dünyanın en futbola aşık insanı olursanız olun. Artık sizin için orada oyunun taktiğini falan izlemeyi bırakıyorsunuz. Yani işte dedin ya işte hashtaglerle düşünme şeyine giriyor. Yani artık başka şeylere kafa yormaya başlıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin sorunu ne? Nasıl çözülecek? Yani teknik direktörden mi kaynaklanıyor? Yönetimden mi kaynaklanıyor? Ya bu takımın futbolcularından mı kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor diye artık maçtan önce bu ön plana o yüzden dün akşam açıkçası hani maçı izlerken kendimi bunları düşünmekten maalesef alamadım. Yani işte tabii ki maçı izliyorsunuz, oyunun akışına bakıyorsunuz. Zaman zaman Fenerbahçe'nin işte umut vadeden diyeyim, geleceğe dair umut vadeden ya da geçmişte o Konyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe'yi gördüğümüz ve işte bize ki hala bildiğim kadarıyla iddiada Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı en düşük ve en favori durumda gözüküyor. Ya ne oldu da işte 5 haftada Fenerbahçe bu noktaya geldi ve tekrardan acaba oralara dönebilir mi şeklinde kafanızda işte bir takım şeyleri yorumluyorsunuz. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten bugün işte dünkü maçının taktik şeylerini konuşursak ya da düşünürsek
Ya izleyicilerimize de haksızlık yapmış oluruz diye düşünüyorum. Onlar galiba bizden başka şeyler de duymak ve dinlemek istiyor olabilirler Nergis. Evet, kesinlikle katılıyorum ama tabii mecburen oyunu nasıl bulduğunu sormam gerekiyordu. Şimdi geçelim o zaman biz izleyicilerin duymak istediklerine. Şimdi en çok dikkatimi çeken ve tabii ki benim kafamda en büyük soru işaretini oluşturan bir görüntü. Mert Hakan Yandaş'ın kenara gelip önce Emre Belezoğlu'na bir şeyler söylemesi, Erol Bulut'un ona o sırada laf anlatmaya çalışması ve Erol Bulut'u tabiri caizse kayra almaması. Ben bu şekilde adlandırırım. Çünkü sen kenara geliyorsan hocanla muhatap olmak için geliyorsundur. Tribündeki seni izleyen sportif direktörün de değil. Şimdi burada da kafalara tabii ki şu soru geldi. Acaba Erol Bulut'un işine çok mu karışılıyor? Çünkü şöyle biraz daha açmak isterim bu konuyu. Aynı şey biliyorsun Kasımpaşa Kulübü için de çok konuşuluyor. Teknik direktörün işine çok karışılıyor. Teknik direktörün işine çok karışılıyor. İşte zaten haftalardır olan tabloyu görüyoruz. Başarı var ama sürekli bir teknik direktör sirkülasyonu. Şimdi aynı durum burada da yaşanıyor olabilir mi? Acaba biz Erol Bulut diyoruz ama acaba Erol Bulut'un işine çokça karışılıyor olabilir mi? Şimdi böyle de bir ihtimal söz konusu doğdu, oldu diyebilirim. Tabii ki yani görüntüler, saha içi ve saha dışı görüntüler, antrenman fotoğrafları veya oralardan gelen bilgiler şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek açısından veri. Yani ne bulursanız oraya sarılıyorsunuz ve oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz ki bu yani eşyanın doğasına çok uygun bir yaklaşım oluyor. Yani insan zihni böyle düşünür. Yani ve bu şekilde dile getirmek, bu soruyu bu şekilde sormak da tabii ki her kişinin hakkı var ve zaten sosyal medyada da şu an bu dönüyor. Yani her tarafta bu fotoğraf paylaşılıyor. Gazetelerde bu ön plana çıkmış vaziyette. Erol Bulut'un işine karışılıyor mu? Erol Bulut'un işi bir kere çok zor. Yani bir kere işte teknik direktörlükte 3. sezonu ve Fenerbahçe gibi çok büyük bir camianın içerisine gelmiş vaziyettesin. Çok kariyerli oyuncular var. Evet. Çok yeni transferler var ki Erol Hoca bunu da her fırsatta dile getiriyor. Fakat buraları geçmek de gerekiyor. Yani buralardan artık çıkmak da gerekiyor. Yani ben de profesyonel hayatta yöneticilik yapıyorum. Ve gerçekten bir projeye başladığınızda ve o projenin içerisinde yeni ekiplerle, yeni alt yüklenicilerle birlikte çalışmaya başladığınızda bir bocalama döneminiz ve onlara bir iradenizi gösterme şeyiniz söz konusu olur. Her zaman olur. Yani hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Şimdi Erol Bulut'un üstünde çok kariyerli bir futbolcu var. Fenerbahçe'nin işte az önce söylediğim çok büyük beklentileri olan bir camia, taraftar baskısı. Yine hep konuşuyoruz Fenerbahçe'nin üzerinde çok ciddi bir algı ve manipülasyon şeyi vardır. Yani Fenerbahçe'nin bu hem büyüklüğünden kaynaklanır hem de Fenerbahçe'nin kendi iç yapısından da kaynaklanır. Yani Fenerbahçe bütün sorunlarını kamuoyunun açık bir şekilde tartışır. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray'da olmayan bir özelliktir bu. Yani Fatih Terim kapıları kapatır. Yani muhabirlerle de konuşacaksa herkesin işte telefonunu bilmem nesini dışarıda bırakır. Not bile tutturmasına izin vermez. Orada konuşulur, şey yapılır ve herkes dışarıya çıkar. Şimdi Fenerbahçe neredeyse bütün toplantılarını işte YouTube'dan açık bir şekilde yapacak hale geldi. Ya da düzenli toplantılar yapıyor. Bunların bir kısmı iyi de olabiliyor. Erol Bulut için söylüyorum ya da diğer yöneticiler için söyleyebiliyorum. Ama bazen de belki de yapmamak da gerekiyor. Bu kadar da açık olmamak gerekiyor ki Fenerbahçe'nin şu an gerçek anlamda bir sıkı yönetime ihtiyacı olduğu kesin. Neden? Soruna geleceğim ama soruna gelmeden önce o futbolcu davranışına gelmek gerekiyor. Yani şimdi
Sezon başından beri işte Caner'le Ozan'ın medyaya yansıyan bir takım samimi görüntüleri var. İşte bir takım şakalar yapıyorlar. Bunları işte Instagram hesaplarında paylaşıyorlar. Bunlar sosyal medyada paylaşılıyor falan. Şimdi bir süre sonra artık yani bir tane iki tane tamam ama hani bu benim mesela gözümü çok tırmalıyor ve beni çok rahatsız ediyor. Yani bu burada açıkçası vıcık vıcık bir şey görüyorum ve buna izin verilmemesi gerekiyor. Ya, ve bu adres her zaman Erol Bulut değil. Yani o şeyde arka geri planda bir sürü sorumlular var. Yani şu an mesela Perşembe akşamı şey çıktı yayına. İşte Erol Bulut Emre Belezoğlu çıktı. Hani biz duruma müdahil durumdayız ve ne yapacağımızı biliyoruz. Hocamız da ne yapacağını biliyor dedi. Bunu camiaya tamam söylemek ayrı bir şey ama siz aynı zamanda bunu takımın üzerine de yapmanız gerekiyor. Yani bugün Emre Belezoğlu'nun işte mesela senin sorduğun soruda Mert Hakan'a bu sabah Samandıra'ya çağırıp haddini bildirmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin saha içerisinde bu görüntülere hiçbirimizin tahammülü yok. Çıkın topunuzu oynayın demesi gerekiyor. Yani dün akşam Mert Hakan, Serdar Aziz, işte Gustavo, işte Ozan görevlerini yapmışlar mı ki saha kenarına gelip de bir şeylerden isyan edecek ya da bir şeylerden şikayet edecek pozisyona gelsinler. Yani Fenerbahçe'nin şu an saha içerisinde bir sıkıntısı var ve bunlar oyunla, taktikle açıklanacak bir durumu yok. Bu oyuncu performansının ve oyuncunun profesyonellik dışı hareketlerinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Yani bu dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir teknik direktör bunu çözemez. Yani Mourinho bile çözemiyor bunun yeri geliyor. Ancelotti çözemiyor. Yani Almanya'ya gidiyor. Orada işte en kariyerli takım olarak onu çözemiyor. Bugün Guardiola benzer sıkıntılar yaşıyor. Yani onu çözemiyor. Yani bu ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Ama hep saha kenarındaki patrona iş gelir, dayanır. Geçen hafta bazı medyanın içerisindeki fikir fırıldaklarının bazı geçmiş dönem şeyleri hatırlatmaları oldu. İşte 2011 yılına gidildi. Orada işte Aykut Kocaman'ın işte aynı Erol Bulut'la kıyaslamalar söz konusu oldu. İşte Aziz Yıldırım'ın duruma nasıl müdahil olduğu, işte 5 tane oyuncuyu çağırıp bunlar üzerinde işte fikir alışverişinde bulunduğu gibi bir takım açıklamalarda bulundu. Ve buradan sanki adreslendi ve sorunun çözümünün Erol Bulut'un değiştirilmesi olarak ona bağlandı. Bu tamamıyla yani ben bugün sorunun Erol Bulut'un saha içerisinde oyunu yerleştirme konusunda çok büyük eksikleri olduğunu kabul ediyorum ve bunu her fırsatta yazıyorum, buralarda konuşuyorum ama bugünkü öncelik Erol Bulut değildir. Yani yani benim düşüncem o. Yani ben de işte profesyonel bir yöneticiyim. İş yaparken benzer sıkıntılar yaşadığımda benim üstümdeki yönetim kademesinin benim arkamda durup bana güç vermesini beklerim. Derim ki benim arkamda durun ve şu affedersiniz hani zirzoplara haddini bildirin ve patronun kim olduğunu öncelikle kimi dinlenmesi gerektiğini onlara hatırlatsın derim ve ondan sonra da benim bilgim ve becerim o işi yapmaya yetiyor mu yetmiyor mu süreç içerisinde onlara bakarız. Yani şu an Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki bir dağınıklık içerisinde ve bu dağınıklık da şu an futbolculardan başlıyor. Ve bunu şimdi kim gelirse gelsin kısa sürede duruma dönüşür. Bu futbolcu topluluğuna bir şekilde haddini bildirmek gerekiyor. Ama bunu yapacak Fenerbahçe içerisinde bir irade var mı yok mu? Bugün aslında tartışılması gereken konu bu.
Çok mu uzattım Nergis? Yok, hayır, tabii ki sen anlatırken ben de bir yandan düşünüyorum. Var mı yok mu? Biz sezon başı, hatta birkaç haftasında da yine medyada, spor medyasında en çok Emre Belezoğlu, Emre abi işte alo ben Emre abim konuşuldu şimdi. Bu bir otorite aslında baktığımız zaman. Onca futbolcu bir telefonla getirdiği çünkü söylendi. Bu şekilde bize lanse edildi. Telefon açtı. Ben Emre abinin hattına geldim. Birçok oyuncu bu şekilde transfer edildi baktığımızda. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır, evet. Ama o gerekli otorite Emre Belezoğlu tarafından kurulmuyor desem hakkını yemiş olurum. Çünkü ben Emre Belezoğlu'nun ne kadar senelerdir, hatta hepimiz biliyoruz, ne kadar hırslı, ne kadar mücadeleci ve Fenerbahçe'yi kendinin önüne koyan bir spor insanı kendisi. Şimdi otoriteyi kuramadı da diyemiyorum ama ne olabilir? Başka türlü de çözümleyemiyorum. Çünkü Volkan Demirel de var. Şimdi orada baktığımız zaman yine o da Fenerbahçe'ye kendini adamış birisi. Keza başkan öyle gözüküyor. Yani ben burada çok bir çıkmaza giriyor yani benim için ya şu an. Bugünkü yazımda, yani Milliyet'te yayınlanan bugünkü yazımda ben şu soruyu sordum. Dedim ki yani evet 18 tane transfer yapıldı ama Emre Belezoğlu acaba kendisinin bizim geçmiş yıllarda, geçen sene çok net olarak görmüş olduğumuz o sıkışan dönemlerde sahaya çıkıp irade gösteren ve takımı toparlayan futbolcu transferi yapmayı başarabildi mi? Yani bu kritik bir soru bence. Yani tamam. 18 tane futbolcu, tamam, iyi güzel, ihtiyaçları var. Sol bek, sağ bek, işte stoper, golcü. Ama bir şeye ihtiyaç, başka bir ihtiyaç var. Yani o saha içerisinde lider özellik. Yani onu böyle isyan eden, yani bugün Fenerbahçe'nin isyanı kalmadı. Yani o kadar insanı şey yapıyor ki, yani o biz 2003'lerde, 2004'lerde Tuncay Şanlı'nın saha içerisindeki futbolunu hatırlıyoruz. Yani isyan eden, ben yenilmem, beni yenemezsin şeyini. Şimdi yeniliyorlardı ama takım alkışlıyordu. Yani şimdi şöyle düşünelim. Fenerbahçe 2005 yılında, tarihleri şu an karıştırıyor olabilirim ama Beşiktaş'a sahasında 4-3 yenildiği, o Panku'nun kaleye geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe tribünleri Fenerbahçe'yi alkışlayarak uğurlamıştı. Yani birkaç hafta önce konuşmuştuk ya tribünler dolu olsaydı diye. Şimdi Fenerbahçe'nin 4-3 kaybettiği son Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerdeki taraftar kitlesi Fenerbahçe'yi alkışlayarak uğurlar mıydı? Yok. Yani şimdi arada çok ciddi bir isyan kültürü. Şimdi bunu kaliteyle, işte şeyle bağlaştırabilirsiniz ama yani dün akşamki Gaziantep'i, atıyorum Alanyaspor'u, işte Başakşehir'i, Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir'i. Ya bunlar hep böyle kafamızda, hani izlediğimiz maçlar olarak değerlendiriyoruz. Yani şimdi bunlara baktığımız zaman Fenerbahçe bunların yanından bile geçmiyor şu an. Ya haftalardır geçmiyor ve yani bu yakışmıyor. Yani Fenerbahçe gibi bir takıma yakışmıyor. Az önce söylediğim şey şu, yani şu an Fenerbahçe'nin bir kere, yani teknik direktör değişikliği bir kaçıştır. Her zaman için bir kaçıştır. Evet. Fenerbahçe işte bunu Kuku'yla yaptı, Koman'la yaptı, Ersun Yanal'la yaptı. Yani bunların üzerinden çok şey yapıldı, geçildi. Yani şu an benim için sorun teknik direktör sorunu değildir. Yani çünkü konuşmamıza başlarken de söyledim. Yani biz teknik taktiği konuşamıyoruz. Fenerbahçe futbolcusu Serdar Aziz daha maçın başında ceza sahasından top böyle paralel bir yavaş bir top geçiyor. Yani tenezzül etmiyor topa şey yapmaya. Şimdi bunu teknik direktör demez ki. Yani ben futbolcu olarak atıyorum Fenerbahçe'den 750-800 bin euro yıllık para alacağım. Teknik direktörüm bana diyecek mi Serdar Aziz önünden bir buçuk metre önünden geçen topa mutlaka hamle yapman lazım şeklinde söylemesi gerekir mi? Yani biz şimdi ikimiz burada yayın yapıyoruz. Sana birisi hani bunun moderatörü olarak
birisi kulağından sürekli şöyle yap böyle yap dese olur mu? Yani herkesin profesyonel olarak kendi işini bilecek ve sahada bunu yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar yoksa o zaman soru işareti neden bu yok oluyor ve bunun mutlak surette başka yerlerde bir iradeyle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi baktığımız zaman sezon başında oynanan oyun, oyuncular aynı oyuncular, herhangi bir değişiklik olmadı. Evet, yani gördüğüm kadarıyla hepsi aynı Caner, aynı Caner. Gökhan aynı Gökhan. Ben futbolcuların bu şekilde yaparak bir mesaj vermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ya. Yani bir enteresan. Çünkü dediğim gibi biz burada haftalarca ya ne kadar güzel oynuyorlar. Çok farklı bir oyun sistemi. Aynı yani, kimse değişmedi. Ama bir şey oldu ve ondan sonra her şey bozuldu. Gitti. Yani şimdi futbolcular yani bir mesaj vermek istiyorlar. Bu maalesef dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Yani futbolcu her zaman teknik direktör gönderir. Bundan herkes muzdarip olmuştur. Yani bütün teknik direktörlerin zaman zaman bununla yaşadıkları anıları vardır. Yani o yüzden ben zaten Erol Bulut'tan değil de başka yerlerde sorunu aramaya çalışıyorum ve başka yerlerde olduğunu da görebiliyorum bu şeyin. O yüzden yani başkan seviyesi, yönetici seviyesi ve sportif direktör zincirinde burada ciddi sorumluluklar düşüyor. Ve bunu çok uzun zamandır izliyor olmaları gerekir. Aa, işte bugün Mert Hakan işte böyle hareket yaptı. Aa, burada bir şey mi var sorusunu bugün soruyorsa Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un üstündeki yönetim kademesi, o zaman bir yanlış var. Ya ben şimdi yönetici olsam, her gün Samandıra'ya gidiyor olursam, bütün bunların her birini teker teker gözlemliyor olmam lazım. Ve bir sorunu tespit ediyorsam ve burada mesela Erol Bulut'la ilgili bir sıkıntı görüyorsam, Erol Bulut'u kenara çağırırım. Erol Bulut, bak sen buralarda eksiklerin var derim ve onu müdahale olurum. Yok, onu aşıyor. Futbolcuların o profesyonelliği dışında bir noktaya geliyorsa bunu söylerim. Yani şimdi o kadar çok isim var ki bu anlamda. Hani geçmiş olsun Volkan Ballı mesela orada önemli bir tecrübe ve figür. Yani hep biz onun ismini atlıyoruz ama o Fenerbahçe'nin şu an özellikle şey konusunda, idari konularda burada çok önemli tecrübeye sahip, yetkin bir insan ve yönetimle arada köprü olabilecek bir pozisyonu da var ve bunun tecrübesi var. Hani şimdi Emre Belezoğlu ilk defa o takım elbiseyi giydi. Yani ilk tecrübesi. Ama bazı kişiler öyle değil ki. Yani Volkan Ballı, yani sevgili Volkan Ballı abi diyeceğim yani ona. Çünkü öyle bir şeyimiz var. Yani bunu ben bildim bileli bu işi yapıyor. Yani buralarda çok isim ve çok aktör var. Yani Fenerbahçe'nin tecrübe anlamında bunları paylaşacağı çok şey var. Ama şu fotoğraf verilmemesi lazım. İşte ağacın bir köşesinde Selçuk Şahin duruyor. Diğer tarafta Emre Belezoğlu işte Caner'in yanında oturmuş. Caner Erol Bulut'un yanında. Aşağıda Ozan Bulut. Ya bu şimdi bizim üniversitede ki hani şeyde orta bahçede gruplaştık. Oturmamıza benziyor. Yani şimdi hayır ya artık herkesin görevi, herkesin yeri başka. Yani bu bir dinlenme molası bile olsa o görüntüyü vermeyeceksin. Burada şimdi geçen hafta bazı gazeteler işte Fenerbahçe'de gruplaşmalar var şunlar şeklinde haberler yaptılar. Bu haberleri yapılmasına imkan veriyorsun bu fotoğraflarla. Evet. Yani bunlar yani şuyu vukuundan beterdir denir. İşte şuyu haline getirirsen, yani bunu konuşulur hale getirirsen, bu kadar her şeyi ortaya çıkartırsan, fotoğraf verirsen
O zaman bir kenarda da birileri seni manipüle edecek bir haber peşinde koşabilirler. Ya bunların her biri, yani şimdi düşünsene, yıllar önce buraya Bush gelmişti. Bush'un işte Ortaköy civarında, işte arkasında bir cami figürü, bir işte Boğaziçi Köprüsü, yani onun yürüyüşü. Yani ne kadar çalışılmıştı. Yani bütün dünyaya bir mesaj veren bir fotoğraf şey. Yani bunları hani şimdi Ali Koç yönetimi buraya gelirken o bu kurumsallaşmalardan, bu işte bu fotoğrafı düzelteceğinden söz etmişti bize. Ya bunların her birinin Fenerbahçe'de şu an düşünülüyor olması gerekiyor. Yani çünkü her biri sorun. Her bir fotoğraftan Fenerbahçe sorun yaratır. Dünkü işte senin sorun çok güzel. Ve şu an sosyal medya bununla yıkılıyor. O görüntü, yani sadece 4-5 saniyelik görüntü Fenerbahçe'yi yıkabiliyor. Ve Fenerbahçe yıkabiliyor da, demeyeyim de, Fenerbahçe'nin uğraşması gereken bir konu haline geliyor. Belki de çok basit ya. Yani ikimizin arasında bir şey konuşurken, yani ben sana böyle bir şey yaptım. Yani çok böyle şikayette bulundum. Ama o burada ne var noktasına geliyor. Bunlar çok önemli. Yani saha kenarında nasıl sevineceğin, nasıl sahaya müdahale edeceğin, ya bunları şimdi yapan ve bunlar üzerine çalışan teknik direktörler var ya. Ya Avrupa'da da var, Türkiye ülkemizde de var. Yani çalışıyorlar resmen bir aktör gibi, hani dışarıdan o fotoğrafı nasıl vereceğiyle ilgili çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin buraları da eksikleri var. Ve hani bu senenin heba edilmemesi için mutlak surette akıllı davranılması gerekiyor. İşte taraftarın, o böyle günübirlik her şeye isyan eden taraftarın goy goyuna gelmemek gerekiyor. Yani her biri işlerinde, az önce saydık, bir sürü isim saydık. Her biri mesleklerinde, işlerinde, kariyerlerinde çok önemli figürler ve bu işleri çok iyi bilen insanlar. Bunların işte gazete manşetlerine, işte o fikir fırıldaklığında bulunanların düşüncelerine bakarak "Aa, doğrusu buymuş" dememesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin buradan çıkabileceğini düşünüyorum ben. Yani 5 maç önce hani kazanan, lider olan, iradesi olan takımın ben geri döndürülebileceğini düşünüyorum. Bu iyimser bir mesaj değil. Yani bu öncesine bakaraktan değerlendirme şekli. Kesinlikle bu konuda ben de sana katılıyorum. Zaten var olan bir durum vardı. Var olan bir başarı aslında vardı. Bu sadece biraz belki o incindiği yerden toparlanıp sürdürülebilir bir duruma gelebilir diye düşünüyorum. Sevgili Uday abi, bakalım önümüzdeki haftada ne konuşacağız? Gerçekten bu ara en çok iple çektiğim programlar senin programların oluyor. Sağ ol, çünkü, çok teşekkür ederim. Evet, çünkü gerçekten her hafta ya, acaba bu hafta ne yapacaklar, yine ne oldu falan diye biz de tabii incelemede bulunuyoruz kendi halimizde. Ya keşke taktik konuşabilsek, keşke işte oyuncu tercihlerini konuşabilsek. Ya hoca keşke işte Caner'le başlasaydı da işte Nova hamle oyuncusu yapsaydı falan. Yani buralara gelebilseydik gerçekten, hani benim bu sezonki en büyük hayal kırıklığım buydu. Yani ben bu sezona gerçekten çok teknik taktik bir şeyle hazırlanıyorum. Yani bütün istatistikleri takip ediyorum, futbolcuların oyunlarına bakıyorum, şey yapıyorum ama oraya gelemiyoruz ya. Kim ilgilenir şimdi mesela Fenerbahçe ceza sahasına kaç top atmış, kaç tane paslaşma yapmış? Yani bununla kimse ilgilenmeyecek noktadayız. Ben de ilgilenemiyorum yani. Çok büyük hayal kırıklığı. Umarım Fenerbahçe önümüzdeki hafta değil, 3 gün sonra Başakşehir'le oynuyor çarşamba günü. O şey de başladı. Hani hafta içi döngüsü de başladı. 9 maç hafta içi oynanacak. Yani çok zor, Fenerbahçe'nin toparlanması için çok zor bir dönem. Umarım altından kalkarlar da güzel şeyler konuşabilir hale geliriz. İnşallah. Açıkçası benim de beklentim bu yönde. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Uzay abla. Görüşürüz. Görüşürüz.
Çok sağ ol. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.